Merhaba sevgili gençler, yeniden hepinize saygılar, sevgiler. Bugün ikinci ünitemiz insanlığın ilk dönemlerine geçeceğiz. Şimdi ikinci ünitemize geçmeden önce şu milattan önce milattan sonra kavramıyla alakalı arkadaşlar kısa bir açıklama yapayım. Şimdi sıfır Hz. İsa'nın doğumu, milat. Sıfırdan sonrası arkadaşlar milattan sonra. 2021 yılındayız biz şimdi. Gençler ben milattan sonra da sıfıra ne kadar yaklaşırsanız daha eski bir tarihe gidersiniz. Yani benim doğum tarihim 1986. Ben 35 yaşındayım. Daha eski. Sizin de doğum tarihiniz 2003-2004. Hadi 2003 yazalım. Üniversite hazırlanan gençlersiniz. Şimdi arkadaşlar siz sıfırdan daha uzaksınız. Daha yeni bir tarihtesiniz. Ben sıfırdan sıfıra daha yakınım, daha eski bir tarih. Milattan sonra da sıfırdan uzaklaştıkça daha yeni bir tarihe, sıfıra yaklaştıkça daha eski bir tarihe gideriz. İşte şu arkadaşlar milattan önceki kavramı bizim biraz canımızı sıkıyor. Neden? Çünkü bunun sebebi de şu sevgili gençler. Tarihçiler bu konuyu daha iyi anlayalım diye yani tarihi 300 bin yıl öncesinden geriye doğru gelmişler. Yani milattan önce yaşanıp bitmiş bir dönem. O yüzden milattan önce de sıfıra yaklaştıkça daha yeni bir tarihe gelirken arkadaşlar sıfırdan uzaklaştıkça daha eski bir tarihe geliriz. Yani şöyle söyleyeyim. Milattan önce arkadaşlar ben daha gençken siz daha yaşlı olmuş oluyorsunuz. Milattan önce de sıfıra yaklaştıkça daha yeni bir tarihe gelinirken sıfırdan uzaklaştıkça daha eski bir tarihe gelinir sevgili gençler. Bir de şu yüzyıl kavramı var. Sıfırdan 99'a bir yüzyıl. Bunun bölümleri var arkadaşlar. Şimdi sıfırdan 24, bu da basit zaten. Ama yine belirtelim. 24 birinci çeyrek. 24-49 arkadaşlar. Hatta şöyle. 25-49 gençler. İkinci çeyrek. 50-74 50-74 üçüncü çeyrek 75 75 99 arkadaşlar dördüncü çeyrek olarak alıyoruz. Tabi bu nerede? Yine milattan sonra da. 0 ile 49 arası birinci yarı, 50 ile 99 arası da ikinci yarıdır arkadaşlar. Şöyle. Şimdi milattan önce de yine işler biraz ters olmuş oluyor arkadaşlar. Milattan önce de arkadaşlar bu 0-24 arası milattan önce de tam tersi oluyor. Bu dördüncü çeyrek 25-49 üçüncü çeyrek 50-74 ikinci çeyrek 75-99 arkadaşlar birinci çeyrek oluyor. Yani milattan sonra tam tersini alıyoruz. Milattan sonra da neydi arkadaşlar? 50 ile 99 arası ikinci yarıydı ya. Burada tam tersi birinci yarı. İkinin tersi bir. 0-50 arası da arkadaşlar ikinci yarı olmuş oluyor milattan önce için. Arkadaşlar. Yani burada milattan önce kavramında arkadaşlar tam milattan sonra tam tersini alıyoruz. Yani milattan sonra 0-24 arası birinci çeyrek, 25-49 arası arkadaşlar. İkinci çeyrek 50-74, üçüncü çeyrek 75-99, dördüncü çeyrek. 0-49 birinci yarı, 50-99 ikinci yarı. Bu milattan sonra. Ama milattan önce de bu durumun tam tersini alıyoruz. Arkadaşlar burada gösterdiğim gibi. Bununla alakalı çıkmış eski bir soru var gençler. Çıkabilir. Milattan öncenin şu hani sıfıra yaklaştıkça daha yeni bir tarihe gittiğini arkadaşlar dikkat edersek sorunu çözmüş oluruz sevgili gençler. Evet. Şimdi insanlığın ilk dönemleri ünitemize başlayalım. İnsanlığın ilk dönemleri.
Arkadaşlar, tarih öncesi çağlarla burada başlayacağız dersimize. Şimdi her şeyden önce bilmemiz gereken bir şey var. Tarih öncesi dönemlerde ne yok? Yazı yok. Bunu hiç unutmayın. Hep bununla alakalı soru türetilir. Tarih öncesi çağlarda yazı olmadığını kesinlikle unutmayınız arkadaşlar. Yazı yok burada. Bunu unutmayın. Don't forget diyelim. Yazı yok diyoruz arkadaşlar. Yazı yok. Bak ben bazen kalem takılabiliyor. Yazı yok. Şunu arkadaşlar unutmayalım. Don't forget. Evet. Şimdi biz tarih öncesi çağları taş devri ve maden devri diye ikiye ayırıyoruz. ÖSYM dedi ki niye taş ve maden devri diye ikiye ayırıyoruz diye sordu. Kullanılan araç gereçlere göre insanlar taşı etkin kullanmış. Taş devri, madeni etkin kullanmış. Maden devri. Bazen böyle sorular da çıkabiliyor. Buna da dikkat. Şimdi eski taş dönemine bakalım. Kabataş veya paleolitik dönem. Arkadaşlar insanlığın en uzun ve en karanlık devri. İklim elverişsiz. Buzul çağı. İnsanlar arkadaşlar mağaralarda ve ağaç kovuklarında yaşıyorlar. Burada bir kavram var. İnsanlar avcılık ve toplayıcılık ile geçiniyorlar arkadaşlar. İnsanlar avcılık ve toplayıcılık ile geçiniyorlar. Şimdi avcılık ve toplayıcılık nedir? Erkekler avlar, kadınlar toplar. Tüketici bir toplum yapısı. Bunu unutmayın. Avcılık ve toplayıcılıkta ne vardır? Tüketici bir toplum yapısı vardır. Yani siz ya doğadaki hayvanları avlarsınız ya da bitkilerden, şundan bundan arkadaşlar, doğadaki doğal ürünlerden hayatınızı geçirirsiniz. İnsanlar mağara ve ağaç kovuklarında yaşadıklarından bahsettik. Tabii mağara duvarlarına resimler çiziyorlar. Buna ilk sanat örneği diyebiliriz sevgili gençler. Yontma taş veya mezolitik dönem. Orta taş yani. Zaten şu mezo, dikkat ederseniz arkadaşlar, mesela İngilizce'deki günümüzdeki medium, orta kelimesi mesela bu Latince şeyden geliyor. Mezolitik, orta taş. Geçiş devri yani eski taşla, kaba taşla, yeni taş, çırağı taş arasında bir geçiş devri. Bu devrin en önemli özelliği arkadaşlar ateş bulunuyor. Ateşi bu insanlar neyde kullanıyor? Isınma, aydınlanma, yemeklerini pişirme ve arkadaşlar yırtıcı hayvanlardan korunmak için de ne yapıyorlar sevgili gençler? Kullanıyorlar ateşi. Ateşin bulunmasında da ne var? Özellikle bunlar taştan araç gereç yaparken sevgili gençler. Taşları tabii şekil vermek için birbirine sürtüyorlar işte. Şekil vermek için bu sürtünme sırasında veya kırılma sırasında kıvılcımlardan ateşi de buldukları düşünülüyor yani. Bilim insanlar böyle bulduklarını düşünüyorlar. Bu dönemde mikrolit denen, bakın şurada gençler. Zaten isminden de belli. Taştan küçük aletler yapıyorlar. Mikrolit. Hani makro büyük, mikro küçük. Mikrolit denen gençler küçük taştan aletler yapıyorlar. Gelelim meşhur Cilalı Taş devrimize. Buradan hani çok soru da gelir. Burası önemli. Cilalı Taş veya Yeni Taş. Bakın yine burada Latince ismi Neolitik. İngilizce New, yeni. Arkadaşlar Neolitik dönemde artık iklim ılımanlaşıyor. İnsanlar su kenarlarına yerleşiyor. Bu çok önemli bir şey değil mi? İnsanların hayatını değiştiriyor yani. Sonra tarım başlıyor. Çok önemli. Burası arkadaşlar. Tarım varsa ne vardır? Tarım varsa yerleşik hayat vardır arkadaşlar. Burası yani burası bir püf nokta. Yani buradan çok soru sorarlar size. Tarım varsa ne yorum yaparız? Yerleşik hayat vardır deriz. Neden deriz? Çünkü insanlar toprağını bırakıp gidemez arkadaşlar. Hayvancılıkta gidersin veya avcı toplayıcılıkta gidersin ama gidemez. Şeyde tarım toplumları gidemez. Özel mülkiyet kavramı da doğuyor tabii tarım toplumlarında. Üretici bir toplum yapısı oluşuyor. Tarım yapıyorsunuz. Üretici bir toplum yapısı oluşuyor. Üretim varsa takas usulü ticaret de başlıyor. Bakın hepsi zaten birbirine zincir olarak bağlı. Şurayı tekrar söyleyelim. Tarım varsa yerleşik hayat vardır. Tarım varsa üretici toplum yapısı vardır. Üretim varsa takas usulü ticaret başlar gençler. Bu yorumları kesinlikle unutmuyoruz. Hayvanlar evcilleştiriliyor. İlk evcilleştirilen hayvan köpek biliyorsunuz. Bitkilerinden ilk giysiler yapılıyor. O zaman dokumacılık faaliyetleri de başlamış diyebiliriz değil mi? Yani şuradan arkadaşlar dokumacılık faaliyetleri başlamıştır diyebiliriz.
Şurada seramik sanatı başlıyor arkadaşlar. Seramik toprağın pişirilmesiyle kapkacak yapıyorlar. Yani bunu sordu Öseğim'e. Dikkat edin. Seramik topraktan kapkacak da yapıyorlar. Cilalı taş devrinde. Hatta ölülerini gömmeyi bile öğreniyorlar gençler. Hatırlayın, menhir ve dolmen denen böyle mezar taşları tarzı bu ölen kişilerin başına koyduklar arkadaşlar. Menhir ve dolmenler de var. Menhir ve dolmen. Düşünsenize, yani ölülerini gömmeyi öğreniyorlar. Menhir, dolmen. Mezar taşları arkadaşlar. Evet. Devam edelim şimdi sevgili gençler. Arkadaşlar, maden devrine geçeceğiz. Maden devrinden devam edeceğiz sevgili gençler. Maden devrine. Şimdi maden devrine arkadaşlar bakır, taş ve şöyle söyleyelim, hani bakır taş diye de geçiyor. İlk devrimiz bakır kalkolitik dönem. Bakır devri. Ondan sonra sevgili arkadaşlar bakır devrinden sonra tunç, sonra demir devri diye devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, maden devrine hemen bakalım. Burası daha. Evet. İlk devrimiz bakır devri. Bakır devriyle başlayalım. Şimdi bu bakır devrine gençler kalkolitik dönem de deniyor. Buna dikkat edelim. Kalkolitik dönem. Bakır taşları geçiyor. Kalkolitik. Evet. Kalkolitik. Şimdi bakır doğada bol miktarda bulunuyor arkadaşlar. İnsanların yoğun olarak kullandığı ilk maden. Aslında doğada bol miktarda bulunduğu için insanların da ilk bulup kullandığı bir arkadaş maden. Kırılgandır, dayanıksızdır. Bundan şimdi bu kırılgandır, dayanıksız dememizin sebebi bakırdan araç gereçler yapıyorlar. Yeri geliyor arkadaşlar. Yani savaş aletinde yapmaya kalkıyorlar. Tabii bu da kırılgan. Çok, yani Tunç devrini yaşayan bir milletle bakır devrini yaşayan bir millet karşı karşıya gelse tabii Tunç devrinin üstünlük sağlaması beklenir. Çünkü daha sert, daha kullanılır. İnsanlar bakırdan araç gereç yapmıştır. İlk kullanılan madendir diyelim arkadaşlar. Tunç devrine bakalım gençler. Tunç biliyorsunuz bir alaşım, doğada doğal olarak yok. Hani bir bakır gibi, demir gibi. Bu bakır artık kalayın sevgili gençler alaşımı, karışımı. İnsanlar bunu da öğreniyor artık. Bakırla karıştırıyor. Daha dayanıklı bir maden olan tuncu buluyorlar. Tunç bakıra göre daha dayanıklı değil. Tekerlek bulunuyor bu dönemde. Tekerleğin bulunması insanların artık daha uzak bölgelere daha rahat gidebilmeleri demek. İlk şehir devletleri ortaya çıkıyor. Burası önemli arkadaşlar. Şehir devletleri var ise ne yorum yaparız? Bu yorumlara ne yapalım? Beraber bakalım. Şehir devletleri varsa gençler ne vardır? Merkezi otorite zayıftır diyebiliriz. Aslında şunu söyleyeyim. Bakın gençler. Biz Cilalı Taş devrine ne dedik? İnsan artık tarım başladı. İlk köyler de kuruluyor Cilalı Taş'ta. Yeni Taş dediğimiz dönemde. İlk köyler kuruluyor. İnsanlar su kenarlarına yerleşiyor. Köylerin tabii gitgide zaman içerisinde köyler büyüyor. Küçük küçük devletçikler. Şehir devletleri. Ya mesela İç Anadolu devleti. İç Anadolu'yu bir devlet, şehir devleti olarak düşünün. İşte Kayseri'nin başında bir kral, Ankara'nın başında, Yozgat'ın başında bir kral. Küçük küçük bunlar yapılar tabii. Burada arkadaşlar siyasi birlik yoktur yorumunu yapabiliriz gençler. Ondan sonra bakın siyasi birlik yoktur. Merkezi otorite zayıf. Şehir devletlerinin arasındaki rekabet ekonomiyi olumlu etkiliyor. Millet olma bilinci zayıf şehir devletlerine. Bu yorumlar yapabilirsiniz. Ve baskıcı bir yönetim olmadığı için arkadaşlar
bilimsel faaliyetleri daha gelişme imkanı buluyor sevgili arkadaşlar. Sonra demir devrine gelelim. İnsanlar demiri buluyor ve kullanıyor sevgili gençler. Bir demir daha dayanıklı. Bu dönemin sonuna doğru yazı bulunuyor ve tarih çağları başlıyor. Demir devrinde artık ilk imparatorluklar da ortaya çıkmaya başlıyor arkadaşlar. Roma İmparatorluğu gibi, Büyük Hun İmparatorluğu gibi bunlardan söylemiş olalım. Evet. Bir notumuz olacak arkadaşlar. Çıkan sorular bazında. Şimdi yazı bulunduktan sonra tarih çağları da başlamış oluyor. Sümerlerin M.Ö. 3500 yıllarında yazıyı bulması gençler tarih çağlarını başlatıyor. İşte ilk çağ yazının icadıyla başlar, kavimler göçüyle biter. Orta çağ İstanbul'un fethiyle başlar, Fransız ihtilaliyle biter. Gençler. Yakın İstanbul'un fethiyle başlayıp arkadaşlar Fransız ihtilaline kadar olan dönem yeni çağ, Fransız ihtilalinden de günümüze kadar yakın çağ. Aslında bizden sonraki nesiller internetin bulunması mı olur gençler? Uzaya çıkmamız mı? Bir çağ derler, uzay çağı mı derler artık arkadaşlar? İnternet çağı mı derler bilmiyorum. Ama normalde şu anda yakın çağ olarak adlandırılıyor Fransız ihtilalinden günümüze kadar. Şimdi ÖSYM'de daha önce sordu. Çağ açıp çağ kapatan olayların ortak özelliği nedir? Bunların arkadaşlar evrensel olmasıdır dedik. Şuraya iki tane arkeolog çizdik arkadaşlar. Bunlara bir bakacağız. Cinali olarak. Şimdi bazen sorularda geliyor gençler. İşte bir arkeolog çalışma yapıyor. Kazı yapıyor. Bu kazılarda ilk demiri buluyor. Bakın şu aşağıda. Ondan sonra tuncu buluyor. Sonra bakır, sonra taş. Ne yorum yaparız? Bakın şimdi şurada. Demir. Tunç. Bakır taş. Demek ki bu tarih öncesi dönemleri sırasıyla yaşamış etkileşime kapalı bir yer. Örnek Mısır gibi. Mısır'ın etrafı çöllerle çevrili olduğu için etkileşime kapalı. Tabi bu dönemde insanlar genellikle nasıl etkileşim kuruyordu? Bakın şurada söyledik. Göç, ticaret, savaş. GTS diye kodladık arkadaşlar. Toplumsal etkileşimi sağlıyor bakın. Göç, ticaret, savaş. Bu dönemde insanlar arasında toplumsal etkileşimi de ne yapmaktadır arkadaşlar? Sağlamaktadır. Peki bu arkeoloğumuz arkadaşlar. Mesela demirden sonra bakır, sonra taş. Yani tunç devrini atlamış. Demek ki bu toplum tarih öncesi devirleri sırasıyla yaşamamış arkadaşlar. Ve nedir? Diğer toplumda mesela şunlar tuncu öğrenmiş. Atladığı şeyi diğer toplumlarda öğrenmiştir diyebiliriz arkadaşlar. Eğer bu sıralama tabii atlama varsa işte demirden bakıra geçiyorsa, demirden taşa geçiyorsa demek ki diğer toplumlarla etkileşim içerisinde olmuş ve arkadaşlar tarih öncesi devirleri sırasıyla yaşamamıştır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi Mezopotamya uygarlıkları, Anadolu uygarlıklarıyla devam edeceğiz. Onun öncesinde birkaç şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi Cilalataş dönemine, Cilalataş devri ile alakalı döneminde şunu söyleyeyim. Mesela Diyarbakır Çayönü. İlk arkadaşlar Çayönü ilk tarımsal üretim. Konya Çatalhöyük. İlk arkadaşlar şehir yerleşimi. Konya Çatalhöyük ilk şehir yerleşimi arkadaşlar. Bunlar Cilalataş devri yani yeni taş dönemindeki yerler. Çayönü ve Diyarbakır Çayönü ve Konya Çatalhöyük. Mesela eski taş, ilk kaba taşa alakalı Fransa'da Lascaux mağarası, Antalya'da Beldibi, Belbaşı, Karayin mağaraları. Sonra İstanbul'daki Yarımburgaz mağarası o kaba taş, eski taş, paleolitik dönemle alakalı izleri taşır gençler. İşte Çayönü, Diyarbakır Çayönü ilk tarımsal üretim, Konya Çatalhöyük ilk şehir yerleşimi bunu söyleyelim. Bir de Göbekli Tepe son dönemlerde çok meşhur zaten biliyorsunuz. UNESCO koruma altına aldı Şanlıurfa'da. Bu şu anda arkadaşlar çalışmalar devam ediyor. İlk tapınak yani şunu söyleyelim. Tapınak mimarisi olarak tapınak olduğu düşünülüyor. Eğer böyle olursa bizim bildiğimiz o Malta Adası'ndaki en eski tapınaktan da daha eski tarihe denk geliyor bu Şanlıurfa'daki arkadaşlar Göbekli Tepe.
şehir yerleşimi ise buradaki Konya Çatalhöyük'ten de o zaman daha önce. Yani bilgilerimizi ne yaptı bu Konya şeydeki Şanlıurfa'daki arkadaşlar, bu yapı tamamen bilgilerimizi de değiştirdi, tarihi bilgilerimizi. Yani bu Göbekli Tepe, Şanlıurfa'daki Göbekli Tepe bizim tarihi bilgilerimizi de ne yapıyor? Değiştirebiliyor. Dedik tarih sosyal bir bilim. Hani ele geçiren yeni bulgular, bilgileri ne yapabilir arkadaşlar? Değiştirebilir demiştik sevgili gençler. Şimdi hemen Mezopotamya uygarlıklarıyla devam edeceğiz arkadaşlar. Olan ben de şöyle geçeyim. Evet, Mezopotamya iki nehir arasında kalan bölge sevgili arkadaşlar. Neyi kastediyor? Fırat ve Dicle'yi kastediyor tabii ki. Bereketli Hilal olarak da adlandırılmış burası. Gençler, Mezopotamya coğrafyası. İnsanoğlunun yani ilk ortaya çıktığı dönemler olarak da ne yapılıyor? Zaten Anadolu coğrafyası arkadaşlar. Mezopotamya, Mısır, Çin, bunlar insanların ilk ortaya çıktığı dönemler sevgili gençler. Evet arkadaşlar. Bereketli Hilal olarak dedik adlandırıyor Mezopotamya. Fırat ve Dicle arasında kalan bölge dedik gençler. Günümüzde işte Türkiye'nin bir kısmı Suriye, Irak, Kuveyt. Zaten birazdan bunların harita üzerinde de burayı göstereceğim arkadaşlar. Sümerlerle başlayalım. Sümerler bakın. Sümerler şunu söyleyeyim. Şehir devletleri şeklinde örgütleniyorlar. Site denen şehir devletleri şeklinde arkadaşlar örgütlendiler. Patesi ve Ensi denen rahip krallar var. Rahip kral ne demek arkadaşlar? Adam hem kral hem rahip, kendini din adamı olarak da atfediyor. Şunu söyleyelim yine. Zikkuratları var. Zikkuratları çok meşhur bunların. Üç katlı. Alt katı tahıl ambarı, orta katı ibadethane, üst katı rasathane sevgili arkadaşlar. Neden böyle? Şimdi alt katına tahıl ambarının ne işi var? Gençler, Sümerler'de toprak Tanrı'nın toprağını ekip biçiyorlar. O yüzden zikkurata, tapınağa, köylü, halk neyse ürünlerini getiriyor. Dinsel vergilerini veriyor. O yüzden alt kat tahıl ambarı. Şunu söyleyelim. İşte yazı da buradan çıkıyor. Kim ne kadar getirdi? İşte rahipler çizik atarken işte getirdikleri bu tarımsal ürünleri, vergileri çizik ata ata bu ihtiyaçtan yazıyı bulmuşlardır arkadaşlar. Üst katı rasathane, dikkat edin, yani gözlem evi. Böyle zaten Sümerler nedir? Ayılı esası takvimi bulmuşlardır. Sümerler çivi yasını icat etti dedik. Eğer size sorarlarsa Sümerlerin çivi yasını icat etmelerinde temel etken nedir? Tabii ki dindir bakın. Yani bu zikkurata getirilen ürünleri kaydetme gereksinimidir. Buna dikkat edin. Bunu sorabilirler. Üst kat rasathane ise zaten bakın şurada ayılı esaslı takvim bulduklarından bahsettik. Gılgamış, Yaratılış, Tufan destanları var. Tarihte ilk yazılı kanunları, Urgakine kanunlarını yapıyorlar. Yukarıda da dedik bu kanunlar, cezalar arkadaşlar nedir? Yumuşaktır. Cezalar genellikle fidye esaslıdır sevgili arkadaşlar. Kısasa kısas değildir, yani daha yumuşak yasaları var arkadaşlar. Notumuzda da burada zaten söylemişiz bu çivi yasının bulunmasındaki temel etkenleri. Patesi ve Ensi denen rahip kralları var arkadaşlar dedik. Çivi yasını icat ettiler. Bunlar mesela dairenin iç açıları toplam 360 derece olduğunda buluyor Sümerler. Çok zekiler. Gerçekten Sümerler dünya tarihinde inanılmaz bir yeri de var. Bugün halen Sümerlerin aslında etkilerinden de konuşuyoruz arkadaşlar. Gelelim Sümerlerden sonra Babillere sevgili gençler. En önemli hükümdarı Hammurabi'dir. Hammurabi'yi bilirsiniz. Hammurabi ilk anayasayı hazırlıyor. Bakın Sümerler ilk kanun, Urgakina kanunu. Zaten Sümerler arkadaşlar şehir devletleri şeklinde örgütlenmişti, hatırlayın. Burada Babil kralı Hammurabi ilk anayasayı hazırlıyor ve bunlar sert kanunlardan oluşuyor. Kısasa kısas arkadaşlar. Ayrıca Hammurabi rahip kral geleneğe de son veriyor. Ben rahip falan değilim diyor. Gücünü dinden almadığını söylüyor arkadaşlar. Cezalar ağır, kısasa kısas dedik. Babil'in asma bahçeleri ve Babil kulesi arkadaşlar önemli eserleri bunlar. Babil asma bahçeleri Babil kralı 2. Nebukadnezar'ın eşi Semiramis için yaptırdığı bir arkadaşlar bahçedir. Suyu, toprağı bunlar basamak basamak şeklinde arkadaşlar. Hani coğrafyada seki taraça diyorsunuz ya. Basamaklandırmış.
suyu yukarı pompalamışlar. İşte bu basamaklardan su akmış. Geriden bakıldığı zaman Asmabahçe gibi düşünün. Yani şöyle söyleyelim. Artvin'den Kayseri'ye gelin geliyor. Düşünün. Artvin yemyeşil. Kayseri psikolojisi bozuldu. O da eşi için böyle bir şey yaptırmış. Bir de Babil Kulesi var gençler. Babil Kulesi de bunlar Tanrı'yla konuşabileceklerini düşünmüşler. Çok yüksek bir kule yapmışlar. Yine bir denemede denk gelmişti gençler. Babil Kulesi'nin diyor yapımında ne etkidir? Yine din. Bakın Sümerlerin yazı bulmasındaki gibi. Yahudiler ilk sürgünlerini burada yaşıyorlar arkadaşlar. Babiller Yahudileri kovmuş, çıkarmışlar. Zaten Yahudiler yine ileride göreceğiz. Babillerin Persler, İran medeniyeti yıkıyor arkadaşlar. Asurlara geçelim. Çok acımasız bir millet. Düşmanların kafa derisini yüzerek arkadaşlar öldürüyorlar. Kafa derisini yüzen bir insan 2-3 gün yaşıyormuş yine gençler. Ya enfeksiyondan ya da kan kaybından hayatını kaybediyor. Bunların başkenti Ninova. Günümüzde Bağdat şehri yani Irak'taki Bağdat şehri. Burada Ninova'da dünyanın bilinen ilk kütüphanesini kuruyorlar. Kara ticaretinde bu adamlar ileri gidiyorlar. Yani Irak'tan, düşün Bağdat'tan, Kayseri'ye kadar, Anadolu'ya kadar geliyorlar bunlar arkadaşlar. Burada koloniler kuruyorlar. Asurların arkadaşlar bakın Anadolu'da kurmuş oldukları ticaret merkezlerine Karun denir. Bunun en önemli mesela Kayseri, Kültepe, Kaniş Karun diye geçiyor mesela arkadaşlar meşhurdur. Buraya geliyor. Bakın bu Karun'u AYT'de sorabilirler. Asurların pazar yeri, ticaret merkezi gibi düşünebiliriz. Asurlar Anadolu'ya çivi yazısını getiriyor gençler ve Anadolu'da tarih çağlarını başlatıyorlar. Asurlardan önce Anadolu'da yazı yok arkadaşlar. Asurlar'da bu kadar gençler. Akatlara gelelim. Başkenti Ağede, Mezopotamya'da ilk imparatorluğu ve ilk düzenli orduyu kurdular. Zaten size genellikle bunu sorarlar arkadaşlar. Akatça diplomasi dili oluyor. Mesela örnek Kadeş Anlaşması Hititlerle Mısırlar arasında bu da arkadaşlar Akatça yazılıyor sevgili gençler. Son olarak elamlar. Bakın şu el kelimesinden. Bunlar genellikle el sanatlarında işte el işlemecinin de ileri gitmişler. Pek siyasi ve askeri olarak varlık gösterememişlerdir arkadaşlar elamlar. Mezopotamya uygarlıkları bunlar bakın gençler. Ne dedik? Sümerler, Babil, Asur, Akat ve elamlar diye arkadaşlar ne yaptık? Bunları gördük. Şimdi Anadolu uygarlıklarına doğru arkadaşlar ne yapalım gidelim. Evet sevgili arkadaşlar, Anadolu uygarlıklarına geçeceğiz. Şimdi Anatolia, Rumca bir kelime, güneşin doğduğu yer diyor. Arkadaşlar size soracaklar, Mezopotamya uygarlıklarından günümüze pek fazla eser kalmadı ama Anadolu uygarlıklarından günümüze daha fazla eser ulaştı. Bunun nedeni nedir? Bunun cevap olarak diyeceksiniz ki Anadolu'da yapı malzemeleri taş, Mezopotamya'da taş pek yok. Kerpiçten yapılmış yapılar olduğu için yani toprak ana malzemesi. O yüzden daha çabuk yıkılmışlar. Tabi biraz da Mezopotamya'da tabi istilaya falan uğraması savaşlarında etkisi de var buna diyebiliriz. Şimdi gelelim Hititlere arkadaşlar. Meşhur Hititler bakalım iyi savaşçılar. Demiri arkadaşlar çok iyi işliyorlar, kullanıyorlar ve demirden yapmış oldukları bu silah araç gereçleri kendilerine çok büyük avantaj sağlıyor Hititler. Ege göçleri sonucunda arkadaşlar Hititler yıkılacak. Bunu da söylemiş olalım. Avrupa'da Dorlar, Avrupa üzerine, Balkanlar üzerine gelen Dorlar, Yunanistan'da yaşayan Akaları kovuyor arkadaşlar. Akalar Anadolu'ya geliyor. Böyle bir Ege göçleri denen dalga var. Ege göçleri sonucunda arkadaşlar ne olacaktır? Hititler yıkılacaktır gençler. Ege göçleri Mısır'a kadar gidecek. Anadolu Mısır'a kadar bu göçler bu toplumları etkileyecektir. Evet Hititler Kafkasya üzerinden Anadolu'ya geldikleri tahmin ediliyor. Başkentleri Hattuşaş, Çorum, Boğazköy'de. Hitit kralları bakın baş rahip, baş komutan ve baş yargıç arkadaşlar. Yani kendi otoritelerini güçlendirmek için kendisine hem rahip demiş hem komutan demiş hem yargıç demiş arkadaşlar. Gücü kendi elinde topluyorlar. Hitit yönetiminde kralın yanında bakın arkadaşlar şu maddeye. Kralın yanında soylulardan oluşan bir de Pankuş Meclisi var. Size buradan derler ki bu Pankuş Meclisi meşrutiyete benzetebilir miyiz? Benzetebilirsiniz. Çünkü meşrutiyet dediğimiz olay arkadaşlar kralın yanında bir de nedir? Halkın seçmiş olduğu kişilerden oluşan bir meclis vardır. Tabii bu soylulardan oluşuyor. Halk seçmiyor ama hani benzetebiliriz meşrutiyete burada. Tavananla denen arkadaşlar kraliçeleri var bunların. Tavananla diyoruz. Bu bazen aklınızda kalsın diye esprisine arkadaşlar anneleriniz bir yaramazlık yaptığınızda tavaya kafanıza vuruyor. Tavananla orada aman anne diye aklımıza kalsın. Annelerimiz de kraliçe olduğu için oradan aklımıza kalsın arkadaşlar. Gençler mesela
Hititlerle Mısır arasında Kadeş Anlaşması var. Bu dünyada bilinen ilk yazılı anlaşmadır. Hititlerle Mısırlar savaşıyor. Kazanan yok, güneş tutulması falan yaşıyor, korkuyorlar. Bunların savaşmasının nedeni de Asurlulardır. Çünkü Suriye hakimiyeti için Mısırlar ve Hititler karşı karşıya geliyor. Asur tehdidinden de korkuyorlar ve diyorlar ki gelin oturup konuşalım, anlaşmaya varalım diyorlar. Kadeş Anlaşması'nın orijinal metni İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde, bir kopyası da Birleşmiş Milletler'in arkadaşlar merkezindedir, New York'tadır. Çıkmış eski bir soru var. Diyor ki Kadeş Anlaşması'nda kralın mührünün yanında tavan anlamlı mührü de var kraliçede. Demek ki kraliçeler siyasette etkili diyebiliriz. Hititler çok tanrılı bir dinleri var. Bunlar hatta abartmışlar. Komşularının dahi tanrılarına inanmışlar. Bu yüzden Hitit ülkesine bin tanrılı il denmiştir arkadaşlar. Bunlar tanrılarına hesap vermek için Anal denen yıllıkları tutmuşlar. Her yıl kral yaptıklarını anlatıyor arkadaşlar. Yıllık tutturuyor. Anal denen yıllıkları var. Bunu soracaklar ise bu objektif tarih yazılığını gösterir mi? Gösterir. Çünkü krallar tanrılara yalan söyleyemeyecekleri için genel olarak doğrulardan bahsetmiştir diyebiliriz. Gençler ayrıca Çorum'da yine İvriz, yazılı kaya kabartmalar, bunlar kayalar üzerine kabartmalar yine Hititlere aittir. Hitit güneşi denen arkadaşlar bir sembol vardı. Bu eti, bisküvisi, çikolatasını falan var ya, bazen hatta lezzet uygarlığı falan da onun köşesindeki mesela Hititler. Arkadaşlar Hititlerden önce bir Hattiler vardı. Hattileri hani ona değinmek daha fazla değinmeyeceğim. Yani Hattiler de Hititlerden önce yaşıyor. Ama Hattiler ve Hitit kültürü arkadaşlar birbirine iç içe geçmiş daha sonra. İyonyalılara gelelim. İyonyalılar şehir devletleri şeklinde bakın arkadaşlar örgütlenmişler. İzmir, Efes, Milet civarında deniz koloniciliğinde ileri gitmişlerdir. Siz diyeceksiniz hocam kolonicilik ne? Kolonicilik aslında ilkel sömürgecilik. Bir devletin sınırları dışında başka bir bölgede ticaret yapması, o bölgenin insanını, o bölgenin arkadaşlar kaynaklarını kullanmasıdır. Bazı toplu devletler mesela İyonyalılar gibi orayı kolonileri vatan olarak görmüş, kalıcı olmuşlar. Fenikeliler gibi ben aldığım paraya bakarım, sadece ticaret yaparım diyenler de kalıcı olmamıştır arkadaşlar. Bilim ve ticarette gelişiyor İyonyalılar. Bakın Hipokrat tıp, Herodot tarih, Diyojen felsefe, böyle daha birçok bunların arkadaşlar önemli filozoflar var ki mesela yine Thales de var bunlarda arkadaşlar. Thales, gençler yine Thales var. Ondan sonra arkadaşlar Thales mesela sizin geometride değil mi? Thales teoremi var. Pisagor var bunlarda gençler. Pisagor, yine Pisagor bağıntısı var. Bakın halen kullanıyorsunuz bunların arkadaşlar şeylerini yapmış oldukları, bulmuş oldukları şeyleri halen kullanıyoruz. Artemis Tapınağı arkadaşlar Efes'te, bu da yine İyonyalılardan kalmış bir eserdir. Artemis Tapınağı bakın. AYT için belki bu şeylere, eserlere dikkat edin. Şehir devletleri şeklinde örgütlenir. Unutmayın şehir devletleri şeklinde örgütlenirse yapacağımız yorumları vermiştik. Frigler, başkenti Gordion, yani neresi? Ankara arkadaşlar. Öküz öldürmenin ve saban kırmanın cezası ölüm. Size neden diye sorarlarsa tarım çok önemli bunlar için arkadaşlar. Saban biliyorsunuz tarlanın sürülmesini sağlayan öküz mesela arkadaşlar genellikle böyle tarlayı sürerken öküzden çektiği tahtadan parça arkadaşlar. Kral Midas, güya Tanrı var bunu cezalandırmak için eşek kulakları yap, bunun kulaklarını eşek kulağı yapmış. Daha sonra bu da efsaneye göre öküz kanı içerek intihar ediyor Kral Midas. Bunun Kral Midas'ın Ankara'daki mezarı arkadaşlar kaya mimarisinin örneği Frigler'de. Dünyada ilk fabul örnekleri hayvanların konuşturmasına var arkadaşlar. Bakın yine Frigler'de Tapatesler'in halıları, Fibula denen çengelli iğneleri var. Bunların bereket tanrıçası Kibele. Niye bereket tanrıçası? Çünkü bunlarda tarım çok önemli. Bakın toplumlar kendileri için ne önemliyse tanrılarını da o şekilde seçmişlerdir arkadaşlar. Urartulara gelelim. Başkenti Tuşba, Van. Kaya ve maden işlemecine ileri gitmişler. Savaşçı bir toplum. O yüzden savaş tanrısı Halidi. Bakın bunlarda da savaş önemli. Şamran adı verilen, bu AYT için dikkat edin. Şamran adı verilen sulama kanalları var. Gençler ilginçtir. Bunların yapmış olduğu sulama kanalları halen çeşitli tadilatlarda kullanılabiliyor. İlk baraj örneklerini de veriyorlar. Van Kalesi, bakın Van Kalesi ve Erzincan'daki Altıntepe harabeleri Urartulardan günümüze ulaşmayan eserler bakın. Gerçekten. Bir ara gençler haberlerde falan Urartu dilini konuşan ve yazan bir yine Van'da yaşayan bir amcamız var gençler.
Onda belki haberlerde falan denk gelmişti. Bu da ilginç yani. Hem yazabilir hem okuyabilir. Dünyada diyor hem yazıp hem okuyabilen tek kişi benim diyor. Üç kişi daha varmış galiba Urartuca bilen konuşan ama onlar yazamıyor demişti. İskitler tarafından Urartular da yıkılmış arkadaşlar. Gelelim Lidyalılara. Başkentleri Sardes arkadaşlar. Yani Manisa Karakoloniciliğinde ileri gidiyorlar. Neden? Çünkü İyonyalılar bunlara izin vermiyor. İyonyalılar arkadaşlar bakın Manisa'da kuruluyor. Bu size sorarlarsa Lidyalılar niye deniz ticaretine yönelmedi? Çünkü İyonyalılar izin vermiyor bunlara. Bunlar kara ticaretine gidiyorlar. Bakın Sardes'tan Manisa'dan Sus'a kadar İran'a kadar kral yolunu kullanmışlardı. Kral yolunu yapan Perslerdir. Daha önce biz bunu Lidyalılar diye anlatıyorduk. 3-5 yıl neyse 7 yıl önce bu bilgi değişti. Kral yolunu Persler yaptığını söyledi. Para icat ediyorlar. Böylece takas usulü ticaret bitiyor arkadaşlar. Paralı askerleri var. Bu yüzden ne yapıyorlar? Daha çabuk yıkılıyorlar Lidyalılar arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Paralı askerleri var. Gençler yine Karun hazineleri de kime aittir? Lidyalılara aittir arkadaşlar. Karun hazineleri bunu da söyleyeyim belki ayet için arkadaşlar. Evet şimdi diğer uygarlıklarımızda arkadaşlar Mısır'dır, Çin'dir, Hint'tir, Roma'dır. Onlarla ne yapacağız arkadaşlar? Devam edeceğiz sevgili gençler. Evet arkadaşlar hemen devam ediyoruz. Ege medeniyetleri. İlki Girit. Bakın Ege medeniyetinin temelini atıyorlar. Girit uygarlığı arkadaşlar. Knassos adı verilen saraylar var. Gençler ilginçtir. Bunların bu Knassos sarayları günümüze kadar halen arkadaşlar ulaşabilmiştir. Bu Knassos sarayları Girit medeniyeti. Girit'i şöyle şurayı Türkiye olarak düşünürseniz birazdan yine harita üzerine göstereceğim. Harita görsellerde de bunları göstereceğim. Arkadaşlar şurada Muğla olsun. Şurada Akdeniz'de şurada arkadaşlar Girit adası var. Sonra iki Miken Akalar. Ada yazmış öğrendim. Şu Aka olacak. Aka medeniyeti. Mora Yarımadası'na hakim olmuşlardır. Gençler Mora Yarımadası'na günümüzde kim var? Yunanistan var arkadaşlar. Mora Yarımadası'na yani Yunanistan olduğu bölgeye hakim oluyorlar sevgili arkadaşlar. Savaşçı bir toplum. Boğazların hakimiyeti için Truvalılarla Truva savaşlarını yapıyorlar. Homeros'un İlyada ve Odasya destanında yine Truva savaşlarını anlatıyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Homeros'un İlyada ve Odasya destanı. Edebiyatta da kullanırsınız. Tarihte ayette de bunlar yine karşımıza çıkabilir. Truvalı biliyorsunuz Truva atıyla nasıl arkadaşlar kandırdılar onları ve kazandılar. Akalar, Miken uygarlığı. Gelelim Yunan uygarlığına, Yunan medeniyetine. Dünyada en çok dikkat çekici medeniyetlerden bir tanesi. Bakalım Yunanlar. Bunlar yine şehir devletleri biçiminde örgütleniyorlar arkadaşlar. Bakın aynı Sümerler gibi. Yunan aynı İyonyalılar gibi. Yunan şehir devletlerine polis deniyor. Polislerin başında tiran adı verilen krallar var. Aslında bu tiranların durumu biraz farklı da arkadaşlar. Bunlar yönetimi ele geçiriyorlar bir şekilde. Kral diyelim burada kısaca. Dünyada demokrasinin temelini atıyorlar. Arkadaşlar bunların Dragon, Klistenes ve Solon denen bu arkadaşlar Arhonlar var. Yönetimi ele geçiren soylu kimseler, Arhonlar. Bunların çıkardığı kanunlar demokrasinin temelini atıyor. Demokrasi kısaca nedir? Halkın kendi kendini yönetmesidir. Değil mi? Halk yönetime katılır. Ama demokrasi sadece bu demek değil. Günümüzde halen tam tanımı yapılmadı ama demokraside ne vardır? Özgür düşünce. Demokraside herkes hukukun önünde eşittir. Hukukun üstünlüğü vardır. Her düşünceye saygı duyulur falan. Hatta bazen haberlerde derler ya bu ülkede demokrasi yok mu falan falan diye insanlar değil mi? Cumhuriyetin olduğu her yerde demokrasi vardır diyemeyiz ama demokrasinin olduğu her yerde cumhuriyet vardır diyebiliriz arkadaşlar. Tanrıları Zeus için bunlar düzenlemiş yani bu Olimpus Dağı'nda eğlenceler düzenliyor. Bunlar bakın günümüz arkadaşlar olimpiyat oyunlarının da temelini atmış oluyor bu oyun. Bu oyunlar Olimpus Dağı'nda Tanrıları Zeus için düzenledikleri yarışmalar şehir devletlerini bir araya getiriyor. Böylece bunlar arasında bir kültürel birlik oluşturuyor. Daha önce demiştik ya şehir devletler arasında kültürel birlik yok diye arkadaşlar. Latin alfabesine ve güneş yılı esası bakın şuraya bakın. Takvimin şekillenmesine. Zaten takvimin son şeklini veren Romalar. Güneş yılı esas takvimi ilk Mısırlılar buluyor. Son şeklini Romalar veriyor. 13. Gregorian. Papa 13. Gregorian veriyor. Veya yine arkadaşlar Roma İmparatoru Julian var. Julian takvimi diye de geçiyor.
Tarım alanı az olduğu için ticarete yöneliyor Yunanlar bakın arkadaşlar ve deniz ticaretinde, koloniciliğinde ileri gidiyor bunlar. Aristoteles, işte Sokrates, Platon gibi işte ünlü filozoflar da var. Yunanlar denildiği zaman bu geliyor. Yunanlar yine gençlerin mitolojileri değil mi? Mit dediğimiz o. Çok zengin. Böyle tanrılar vardır, tanrılar birbirine küser o mitolojilerde. Şöyle söyleyeyim, böyle, biraz böyle saçma falan geliyor ama günümüzde çok kavramsal olarak kullanıyor. İşte mesela Pegasus, uçan at. Mesela Mars gezegeni diyoruz değil mi arkadaşlar? Mesela Mars Yunan mitolojisinde savaş tanrısı. Böyle isimlendirmelerde bunlar hep Yunan mitolojisinde ne yapıyorlar arkadaşlar? Kullanıyorlar. Günümüzde halen gençler bunlara değiniyor. Evet, Ege uygarlıklarda böyle gençler. Devam edelim şimdi. Mısır medeniyetine bakalım. Unutmamanız gereken bir püf nokta arkadaşlar şurası. Etrafı çöllerle çevrili. Gençler. Etrafı çöllerle çevrili olduğu için etkileşime kapalı. Hani hatırlayın, o yüzden tarih öncesi dönemleri sırasıyla yaşıyor. Bunlarda da Nom adı verilen şehir devletleri var. Ancak firavunlar ne yapıyor arkadaşlar? Bu şehir devletlerini ortadan kaldırıp krallıklarını kuruyorlar. Firavunlar bir dönem tabii Mısır yöneten kişilere firavun. Hükümdar anlamı isim kullanıyor. Daha sonra bunlar kendilerine tanrı ilan ediyorlar yani. Daha sonraki dönemde. Nil Mısır'a hayat veriyor arkadaşlar. Nil'in taşma zamanını hesaplamak için bunlar güneş yılı esası takvimi buluyorlar. Bakın bilimsel icatlar ihtiyaçlardan doğuyor. Bozulan tarla sınırlarını yeniden hesaplamak için arkadaşlar geometri gelişiyor. Bakın şurada geometri. Yine mumyacılık faaliyetleri var gençler. Ahiret inancını gösterir. Neden? Bunlar diğer tarafta ahirette nasıl öldülerse öyle. O bedenle ahirette bulunacaklarını düşündükleri için mumya alıyorlar. Yani bedeni bozulmuyor. Mumyacılığın şeyi nedir arkadaşlar? İç organları çıkarılır. Çeşitli kimyasallarla beden bozulmasın diye uğraşılır. Niye? Diğer tarafta ahirette o bedenle yaşayacağı için. Size mumyacılık derse arkadaşlar ahiret inancı vardır değil. Mumyacılık tabii tıp eczacılığın gelişmesine neden oluyor. Çünkü sonuçta iç organları da şunu çıkarıyor. Bunlarda hiyeroglif denen resim yazısı var. Dikkat edin buna. Papirüs denen kağıtları var. Papirüs bitkisinin yaprağını kağıt olarak kullanırlar. Piramitler biliyorsunuz Mısır piramitleri anıt mezar olarak yapıldığı düşünülüyor ama tabii daha halen araştırılıyor. Çok yönlü bir yapılar. Hititlerle Kadeş Anlaşması'na imzalamışlardı. Bu ilk yazılı anlaşma. Hatta bu hangi dilde yazılmıştı? Hatırlayın Mezopotamya uygarlıklarına Akatça. Akatlar neydi? İlk imparatorluk ve ilk düzenli orduydu arkadaşlar. Gelelim şimdi sevgili gençler İran medeniyetine. İran'da böyle köklü bir uygarlık gerçekten. İran'a bakalım. İran'da Medler var. Bakın Persler var. Sasaniler var. Bunlar başlıca İran uygarlıkları arkadaşlar. Persler çok dikkat çeker burada. Persler ilk defa eyalet sistemini uyguluyorlar. Ülkeyi satraplık adı verilen eyaletlere ayırıyorlar. Bir devlet neden eyalet sistemi uygular? Çünkü sınırları çok geliştir. Bunu daha rahat idare etmek için. Bu eyaletlere bakın şah gözü ve şah kulağı denen kralın görevlendirdiği kişileri yerleştiriyorlar. Merkezi otorite de güçlü. Bakın gençler bir püf nokta. Eğer eyaletlere merkezden vali atanıyor ise merkezi otorite güçlü tutulmak istiyor. Yoksa eyaletler kendi valisini, kendi eyalet halk seçiyorsa o zaman merkezi otorite biraz daha zayıftır diyebiliriz. İlk istihbarat teşkilatını kuruyorlar. Dedik ya burada şah gözü, şah kulağı denen şeyler var. İlk posta teşkilatını da kuruyor bunlar. Bakın maşallah ilk istihbarat, ilk posta, ilk eyalet sistemi. Haberleşme bakın burada ne dedik? Haberleşme ve ulaşım arkadaşlar. Merkezi otoriteyi bakın şurada ne dedik? Güçlendirir dedik. Burada yine bizim bir püf noktamız arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Kral yolunu yaptılar arkadaşlar bunlar. Perrapolis'ten başkentleri Perrapolis'ten Sardis'e ulaşıyor. Bazı kaynaklar Sus der. Sus'tan Sardis'e uzanan arkadaşlar kral yolu. Bunlar Mecusi, Zerdüş yani ateşe tapıyorlar. Ahura Mazda var. İyilik tanrısı bunlar da. Bir ara arkadaşlar Mazda marka arabalar vardı ya. Halen var gerçi de. Mesela bununla buradaki iyilik tanrıçası falan bir atıf var. Gelelim Hint medeniyetine arkadaşlar. Hintler toprakları çok verimli, iklimi güzel. Hint medeniyeti sevgili arkadaşlar bu yüzden sık sık istilaya uğruyorlar. Çeşitli dinler var. Budizm, Taoizm, Konfüçyüzm işte Müslümanlık, Hristiyanlık bir sürü bunlarda. İstemediğiniz kadar din ve dil var bunlarda. Ama en yaygın mesela Sanskritçe en yaygın dilleri. Katı bir sınıf ayrımı olan kast sistemi var. Kast sisteminde arkadaşlar bizim Türk sinemasındaki zengin kız fakir olan aşkı yok. Hangi sınıfta doğduysanız orada arkadaşlar ne yaparsınız ölürsünüz.
İşte kas sisteminde şöyle gösterirsek, işte üstte arkadaşlar bir üçgen olarak görsek, üstte Brahmanlar var, işte din adamları. Brahman dediğimiz. Gerçi aşağıda onun şeyini göstereceğim. Sonra arkadaşlar işte Kshatriyalar, Sudralar diye böyle sınıflar ayrı. En altta Vaisyalar var. Bunlar köleler. Sonra bir de arkadaşlar hiç insan yerine konmayan Paryalar var. Size sorarlarsa kas sisteminin yorumunu, kas sistemi Hindistan'da bir milli birlik, beraberlik oluşmasını engellemiştir arkadaşlar. Katı sınıf ayrımı. İleride göreceğiz değil mi? Ama Gazneli Mahmut Hindistan'a 17 sefer düzenli İslam'ı Hindistan'a götürüyor. İndus ve Ganj nehri bunlar için önemli arkadaşlar. Bu nehirler. Hatta şimdi hepimizin bildiği gibi ölülerini bu yakıyorlar. İndus nehrine falan atıyorlar biliyorsunuz. Kelile ve Dimne hikayeleri yine edebiyatta da arkadaşlar karşınıza çıkar. Meşhur Tilki ile Çakal'dı galiba. Bunun konuşmasını esas alan. Bunlar üzerinden ders vermeye kalkan arkadaşlar. Fable benzeri bir Hintlilerin meşhur şeyleri var. Gelelim ezeli ve ebedi düşmanımız arkadaşlar Çin'e. Çin uygarlığına bakalım hemen. Bunlar arkadaşlar boyları küçük müçük ama bunlar zeki insanlar. Bakın kağıt, matbaa, pusula, barut, mürekkep maşallah. Şuna dikkat arkadaşlar, mürekkebi ilk çağda buluyorlar. Daha sonra, şunlardan daha sonra arkadaşlar. İlk çağda bir testte karşıma çıkmıştı. Öğrendim sormuştu arkadaşlar. Daha sonra yani mürekkebi buluyorlar diğerlerine. Buna dikkat. Türk akınlarını durdurmak için Çin Seddi'ni yapıyor. Durdurabiliyor mu gençler? Tabii ki hayır bizimkileri. Çin İpeği ile meşhur. Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan İpek yolunu yapıyorlar. Bunlarda da arkadaşlar Taoizm, Budizm, Konfüçyüzm gibi dinler var. Sarı Irmak bunlar için önemli. Gelelim Büyük İskender İmparatorluğu'na arkadaşlar. Büyük İskender diyoruz. Ama boyu 1.56 mı 1.57 mi arkadaşlar? Boyu çok kısa ama nedir arkadaşlar? Daha 21 yaşında adam dünyayı dümdüz etmiş arkadaşlar. Bakın İskender Makedonya Kralı 2. Filip'in oğludur gençler. Makedonya Kralı 2. Filip'in oğlu. Büyük İskender Makedonya'dan Hindistan'a. Yani bu Makedonya'dan çıkıyor gençler. Yunanistan, Anadolu, İran dümdüz ediyor bakın. Kafkasya'ya, Kafkasya'dan Mısır'a. Mesela Mısır'ın İskenderiye şehri vardır. Bundan ismini alır mesela. Bizim yine İskenderun şu bu arkadaşlar. Çok geniş bir coğrafyaya hakim oluyor. Dikkat buraya. İşte Helenizm kavramı çok çıkar. İşte Doğu ve Batı kültürünü. Bu adam dünyaya arkadaşlar çok geniş bir coğrafyaya hakim olmuş. Daha Makedonya'dan Hindistan'a, Kafkasya'dan Mısır'a bir kültür etkileşimi olmuş, karışımı olmuş. Buna Helenizm diyoruz. Bunu çok sorarlar. Dikkat edin. Doğu ve Batı kültürünün karışmasıyla. Büyük İskender'den sonra imparatorluk parçalanıyor gençler. Bu parçanın en önemlisi Bergama Krallığı. İzmir'de yine arkadaşlar. Bergama Krallığı'nın en önemli şeyi bakın nedir? Parşömen denen arkadaşlar kağıdı icat ediyorlar. Yine bunların Asklepion denen sağlık merkezleri var ki o dönemin ilk hastaneleri belki arkadaşlar diyebiliriz. Zeus Tapınağı var bunlarda. Binlerce ciddi kütüphaneleri var. Bakın bu Bergama Krallığı gerçekten çok önemli etkileri var arkadaşlar. Gelelim Doğu Akdeniz uygarlıklarına. Geçeceğiz arkadaşlar. Hemen devam edelim. Doğu Akdeniz uygarlığı. Fenikeliler. Bakın Lübnan dağları ve Doğu Akdeniz arasında bölgede yaşıyorlar. Tarım alanları az. Deniz ticaretine yöneliyorlar. Dedik ya mesela Fenikeliler kolonilerini vatan olarak görmüyorlar. Bu yüzden kalıcı olmuyorlar diye daha önce söylemiştik. Alfabe icat ediyorlar. Bugün bizim kullandığımız Latin alfabenin temelini Fenikeliler arkadaşlar icat ediyor. Camı buluyorlar. Hatırlayın 7. sınıfta anlatılırdı ya. Fenikeli tüccarlar böyle konaklıyorlar gençler. Konakladıkları yerde işte böyle bir sahilde konaklıyorlar. Gemide sodalar var. Sonra yangın çıkıyor. Kum, soda, yüksek ateşte ısıda birleşiyor. Ve arkadaşlar ne oluşuyor? Cam oluşuyor. Ne kadar inandırıcı artık bilmiyorum size kalmış arkadaşlar. Camı böyle buluyorlar. Gelelim İbraniler gençler. İlk tek tanrılı din İbraniler. Yani bizim bildiğimiz tabi önceden vardır muhakkak ama hani ilk tek tanrılı din İbraniler. Bunlar Yahudilerin atası arkadaşlar. Yani İbraniler Yahudilerin atası zaten gençler. Bunu da söylemiş olalım. Dinlerini milli din olarak kabul ediyorlar. Yani bu yüzden inanan sayısı az. Yani Yahudi olunmaz, Yahudi de olur. Biz şimdi Yahudi olmak istesek olamayız. Neden? Çünkü Yahudi bir anneden doğmadık sevgili arkadaşlar. Mescid-i Aksa yapıyorlar. Bakın Kudüs bunlar için de önemli. Ağlama duvarı, Hazreti Süleyman Mabedi var bunlarda arkadaşlar.
Hazreti Davut, Hazreti Süleyman, Hazreti Musa hep bakın bu arkadaşlar İbraniler'den geliyor. Zaten bunlar arkadaşlar Kur'an'da da değil mi çok geçiyor işte Musa peygamber olsun Yahudiler arkadaşlar. Gençler Yahudiler daha önce ne dedik? Babiller bunu sürgün etti. Daha sonra da Roma İmparatorluğu sürgün ediyor bunları. Tarihlerinde çok fazla sürgüne uğruyorlar. O yüzden bunlar sürgün korkusundan dolayı yükte hafif pahada ağır şeyler bulur. Yani mücevher sektörü, altın sektörü. Zaten ticarette arkadaşlar çok ilerliyor. Bugün biliyorsunuz dünyanın 100 lira parası varsa 60-70 lirası maalesef Yahudilerin arkadaşlar. Ticarette çok mahirler. Sevgili gençler son olarak Roma İmparatorluğu birkaç da harita gösterip bu ünitemizde bitirmiş olacağız. Tabii birkaç da kavramımız var. Evet, Roma İmparatorluğu sevgili gençler. Dünyadaki büyük imparatorluklardan bir tane. Hakikaten adamlar isimlerini tarihe yazmışlar. Milattan önce 753 yılında arkadaşlar bunlar kuruluyor ve dünyaya damgasını vuruyorlar arkadaşlar. 753. İtalya'da biliyorsunuz Roma şehri var arkadaşlar. Zaten bu şehirden ismini alıyor. Tüm Akdeniz havzasına hakim oluyorlar bunlar. Nasıl biz diyoruz ya mesela Osmanlı'da Karadeniz, Akdeniz Türk gölü oldu. Bunların da aslında gölü olmuşlar. Tüm etrafına hakim oluyorlar. Roma'da 3 dönem var. Krallık, bakın imparatorluk ve cumhuriyet dönemi var. Roma'yı yönetme hakkına sahip olan bakın patriciler ve yönetme hakkına sahip olmayan plebler arasında bir mücadele var. Bu mücadeleyi plebler en sonunda kazanıyor. Yönetime katılma hakkı elde ediyorlar ve 12 levha kanunları oluşuyor. Bu kanunlar günümüz Avrupa hukukunun temelini oluşturuyorlar arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Bunların lejyoner denen, bakın şurada lejyoner denen paralı ve düzenli askerleri var. Disiplinli ordular var. İyi asker bunlar gerçekten. Hani Roma dendiği zaman iyi askerler Romalılar. Bir de her yol Roma'ya çıkar diyoruz ya. Çok iyi yol yapmış bunlar arkadaşlar. Ulaşım ne dedik? Merkez otoriteyi arkadaşlar düşendirdi. Gidemediğiniz yer sizin değildir. Roma bunu çok iyi başarmış. Roma'da gençler bir dönem pagan inancı var. Putperest benzeri. Hristiyanlığa inananlar öldürülüyor. Hatta Kapadokya'da, Nevşehir'de falan yeraltı şehirleri vardır. Derinkuyu mesela falan arkadaşlar. Bu inanılmaz. Niye? Roma'da Hristiyanlar öldürüldüğü için insanlar yeraltı şehirlerinde inançlarını yaşamışlar. O yeraltı şehirlerinde kilise bile var arkadaşlar. Ben gittim gezdim mesela hayran kaldım. İnanamıyorsun nasıl yapmışlar bunu diye arkadaşlar. Ama daha sonra Roma'da pes ediyor. Milano fermanı ile Hristiyanlık serbest bırakılıyor. Milattan sonra 313'te arkadaşlar bakın. İnanmak serbest. Daha sonra da Roma'nın hatta resmi dini olacaktır Hristiyanlık. Arkadaşlar Ayasofya, Bozdoğan Kemeri, Yerebatan Sarnıcı, bakın Aspendos Tiyatrosu Antalya'da bunlar hep Roma İmparatorluğu'na ait gençler. Bakın kavimler göçüyle Roma ikiye ayrılıyor. Batı Roma 476'da yıkılıyor. Ama Doğu Roma 1453'e kadar ne yapacaktır? Devam edecektir arkadaşlar. Bir de Justinianus kanunlarından arkadaşlar bahsedeyim. Roma İmparatorluğu. Ama bu Doğu Roma yani Bizans. Justinianus arkadaşlar o döneme kadar bütün Roma'daki kanunları, sözlü kanunları falan toplamış adam yazıya geçirmiş Roma hukukunu. Arkadaşlar bu adam gerçekten akıllı bir adammış. Justinianus kanunları diye kendi adına da anılan kanunları şey yaptı ve Roma hukukunu düzenli, tertipli ve yazıya geçirmiş bir şekilde bu adam arkadaşlar yapıyor. Şuradan kavramlara bakalım. Sonra birkaç harita demiştik. Birkaç kavram var arkadaşlar. Şurada topladık. Monarşi, bakın Latince mono bir demek tek bir kişinin yönetimi. Teokrasi, teoloji, din, hani din felsefesine falan gelsin. Dine dayalı yönetim. Bu da illa İslamiyet gelmesin aslında. Hristiyanlık olur, ne bileyim Budizm olur. Eğer bir devlet yönetimine din kurallarını kullanıyorsa biz ona teokratik bir devlet diyebiliriz. Oligarşi veya aristokrasi var. Seçkin bir zümre veya grup devleti yönetiyor. Bu ilk çağda böyle kısmı pek görülen bir şey değil bu. Çünkü zor. Neden? Çünkü biz seçkin bir zümre grup yönettiği için arkadaşlar oligarşi teokrasi ilk çağda görülmüş ama daha sonra pek görülmüyor bu. Meşrutiyet, bu kısaca padişah artı meclis veya kral artı meclis. Hatırlayın Hititler'deki Pankuş Meclisi'nden biraz değinmiştik. Osmanlı'daki meşrutiyeti hatırlayın. Buradaki meclisi halk yani üye seçer, milletvekili seçer arkadaşlar. Ama tabii bu bazen şey olmuş olabilir. Soylulardan falan oluşabiliyor. Yani meşrutiyet ama asıl halk seçmesi gerekir ayrı bir şey. Neyse. Obsidyen dediğimiz arkadaşlar volkanik kökenli camlar var. Cam var. Bunu kullanıyorlar. Çünkü volkanizma sonucunda arkadaşlar lavlar
yeryüzüne çıkınca soğuyor, sertleşiyor. Bilirsiniz coğrafyadan da arkadaşlar. Hatta taş türlerinde işte onları. Megaron denen dikdörtgen tabanlı bunları arkadaşlar evleri var. Çatısı yukarıda şey çatısı kapısı yukarıda arkadaşlar çatısında. Güvenlik amacıyla böyle evler birbirine bitişik. Dibek denen tahıl öğütmek için kullandıkları havan var. Mikrolit küçük aletlere bakın arkadaşlar. Şanlıurfa Göbekli Tepe'den bahsettik. İlk şehir yerini Konya Çatalhöyük, Diyarbakır Çayönü ilk tarımsal üretim diye arkadaşlar. Bunlardan da değinmiştik. Birkaç harita gösterip dersimizi, ünitemizi bu üniteyi de arkadaşlar bitireceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, şöyle biraz da haritalara bakalım. Şimdi Anadolu uygarlıkları dedik. Bakın Hititler, başkentleri Hattuşer. Frigya, Bordiyon, Ankara demiştik. Bakın hakim olduğu. Lidyalılar bakın serbest. İyonyalılar. Gençler İyonyalılar bakın dikkat ederseniz daha geniş. Aslında İyonyalılar Yunanistan'da yaşıyorlardı. Bu İyon Akalar bunlar. Bunlar Ege göçleri sonucu. Dorlar kovuyor bunları şurada Yunanlardan. Bunlar Anadolu'ya geliyor. Sevgili arkadaşlar. Bakın Doğu Akdeniz uygarlıklarından Fenikeliler, İbraniler bakın şurası. Mısır'dan bahsettik. Bakın şurası Nil Nehri. Mezopotamya, şurası Fırat ve Dicle Nehirleri var. Bakın Basra Körfezi'ne dökülür. Coğrafyadan da unutmayalım arkadaşlar. Hatta Basra Körfezi'ne dökülmeden önce şurada Şatlı Arap denen yerde birleşiyorlar. Bakın Mezopotamya uygarlıkları Asur, Karumu, bunlardan Karum'dan bahsetmiştik. Akat, ilk imparatorluk, ilk düzenli oldu. Babiller, Hammurabi, Elamlar bunlar pek savaşçı falan yani çok iyi savaşçı değiller. El işlemeci, el sanatları. Sümerler ilk dünya tarihinde çivi yastığı, zikkuratları, Pates Enslem, rahip kralları falan bunlardan bahsetmiştik arkadaşlar. Evet, devam edelim. Kaç haritaya? Bakın İskender İmparatorluğu'na bakın. Makedonya Kralı demiştik. İkinci Filip'in oğlu İskender, Büyük İskender. Bakın Makedonya'dan Hindistan'a arkadaşlar. Mısır'a. Çok geniş bir coğrafya. Büyük İskender arkadaşlar. Yani İskender İmparatorluğu'nda ne vardı? Doğu ve Batı kültürünün kaynaşmasıyla ne ortaya çıkıyordu? Helenizm denen arkadaşlar yeni bir kültür ortaya çıkıyordu. Buna dikkat. Helenizme. Ve arkadaşlar Bergama Krallığı'na dikkat. Şurada dedik. Büyük İskender İmparatorluğu parçalandıktan sonra. Roma İmparatorluğu'na bakalım. Roma. Bakın. Gerçekten Roma'da bayağı bir sınırları genişletmiş gençler. Bakın Avrupa'nın büyük bir kısmına hakim oluyor. Kuzey Afrika. Zaten Akdeniz'e. Bunlar Akdeniz'e bizim deniz diyor ya. Hatta İkinci Dünya Savaşı öncesinde arkadaşlar Mussolini. Akdeniz'e bizim deniz diyorlar. Kendilerince de haksız da değiller. Baksanıza Roma İmparatorluğu döneminde arkadaşlar adamlar ne yapmış? Geniş bir coğrafya arkadaşlar hakim olmuşlar. Akdeniz'i tamamen çevrelerine almışlar arkadaşlar. Roma İmparatorluğu. Mısır'la alakalı bir vardı. Onun öncesinde şeymiş. Bakın arkadaşlar. Çin. Çin'den dedik başlayıp Orta Asya'ya geçer arkadaşlar. Anadolu'da iki kola ayrılan İpek yolu. Hindistan'dan bir kolu Antakya'ya, diğer kolu arkadaşlar Mısır'a giden baharat yolu. Bir de gençler Kürk yolu var. Kürk yolunu pek bilmezsiniz. Onu söyleyeyim. Karadeniz'i çok güzel Kafkasya'dan Çin'e gidiyor böyle Sibirya'dan. Böyle arkadaşlar şurada Kürk yolu var. Bu kürk yolu, kürkü değerli hayvanların avlanması, bunun satılması kürklerin işte ayıdır arkadaşlar. Başak'ta böyle tilkidir, porsuktur böyle arkadaşlar kürkü değerli hayvanları avlamışlar. Bunun ticaretini yapmışlar. Şurada kürk yolu var. Sonra kral yolundan değinmiştik. Daha da eskiye gidersek Manisa'dan arkadaşlar Ferropolis'e uzanan bunlardan değinmiştik. Bakın Çin uygarlığı, Hint, İran. Şurada Mısır'ı göstermişiz.
Bakın Nil Nehri Mısır'a hayat verir diyoruz. Hakikaten bakın gençler. Nil olmasa Mısır bitmiş yani. Afrika. Şurada Sina Çölü var. Şurası ilerleyen ta 19. yüzyılda bakın şuradan bir Süveyş kanalı açılıyor. Şu Kızıldeniz'e. Giza piramitleri falan göstermiş. Ramses Tapınağı. Sevgili arkadaşlar, insanlığın ilk dönemleri bu ünitemizde ne yapmış olduk? Bitirmiş olduk. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere sevgili arkadaşlar.